Merhaba arkadaşlar, yine bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü video benimle bir gün mü, benimle iki gün mü olur bilmiyorum ama bugünkü video bir vlog olacak. Sürekli böyle bir vlog çekiyorum, bir böyle içerik gibi, yani içerik dediğim anladığınız öyle videolar çekiyorum. Ne yapmam gerektiğine karar veremediğim için ikisini de çekmeye karar verdim. Ve full bir vlog falan kanalı değil. Niye böyle bir açıklama yaptım bilmiyorum ama neyse. Saat şu an kaç? 9'u 7 geçiyor. Ben yine erkenciyim. Erken kalktım. Bugün ne yapacağım? Şu an banyo yapmam lazım. Saçım halinden anladığınız üzere. Banyo yapmam lazım. Kahvaltı yapacağız sonra. Ondan sonra etraf toplamam lazım. Çünkü ben yine evde tekim. Ve evde tek olmamın üstüne sınavlarım başlıyor. Çok kötü. Hem çok kötü hem çok iyi. Bitiyor yani. Ben banyo yapmaya gidiyorum. Çünkü geç kalacağım. Nereye geç kalacağım? Sıla'ya gideceğim. 12'de evden çıkmam lazım. Geç kalırsam Sıla beni keser. Neyse, görüşürüz. Sonunda oturuyorum, yoruldum. Saat 10 çeyrek geçiyor. Banyo yaptım. Evi topladım. Kahvaltı hazırladım. Oh. Çok şükür yarabbim. O kadar acıktım ki ve bu kadar erken kalkınca çok acıkıyorum. Bunu anlatmayacaktım ama anlatacağım. Çok acıktım demişken aklıma geldi. Geçen ben diyetisyene gidiyorum ya şimdi. Kadın bana ilk gittiğimde tahliller vermişti. Bunları yaptır dedi. Tabii ben bir ay geçti, daha yeni yaptırdım. Neyse. Gittik pazartesi günü mamamla. Burada bir yerde bir hastaneye. Bekliyoruz. Bir saat oldu. 1,5 saat oldu. Bekliyoruz. Neyse girdik. İşimiz de 5 dakika sürdü, sürmedi. Neyse. Ondan sonra adam yazdı bir şeyler. Sonra aşağıya kan vermeye gittik. Ben açım. Zaten 8'de falan uyanmışım. Bekle sıkıntı. Zaten telefonum bozuldu. Ona da geleceğim şimdi. Telefonum bozuldu. Ben böyle sinir küpü. Neyse, ondan sonra kan vermeye gittik. Ben böyle iğneden, kandan falan hiç korkmam. Ondan sonra kadın bu kolumdan aldı. Oturdum böyle bekliyorum. Tamam, çıkardı, hiçbir şey yok. Acımacı sıfır. Ondan sonra kalktım, kapıdan çıkacağım. Mamam dışarıda bekliyor. Mama dedim ki, mama benim başım dönüyor dedim. Başım dönüyor dedim. Ondan sonra oturdum böyle. Normalde de böyle aslında başım çok döner, böyle gözüm çok kararır ama kolay kolay da bayılırım, bilmiyorum. Böyle çok hastalandığımda bayılıyorum. Neyse, oturdum böyle. Gözlerim karardı. Böyle bir sallandım. Tık diye gittim ondan sonra. Tık gitti, hoppa. Bir uyandım. Başımda 3 tane hemşire, mamam Janin diye bağırıyor. Ondan sonra böyle 10 kişi falan toplanmıştı. Drama queen falan demeyin şu an bana. Gerçekten 10 kişi falan vardı etrafımda. Ondan sonra uyandım böyle. Böyle şey, yarı ölü yarı canlı gibiyim. Ondan sonra mam iyi misin dedi. İyiyim diyorum ama şey, gözüm kapalı böyle. Her yer karanlık. Ondan sonra ayılamadım. Normalde ben böyle uyandıktan sonra mamam iyi misin dediğinde toparlanıyorum yani hemen. Bu sefer toparlanamadım da. Aha dedim, gidiyorum. Ondan sonra bir tane adam geldi. Herhangi biri. İşte çikolata verdi. Dedim ki verme, diyetteyim. Neyse, bir parça çikolata aldım. O da, küfür edemiyorum, boğazımı yaktı resmen. Böyle o açım, böyle hiçbir şey yememişim. Yediğim ilk şey çikolata, boğazımda böyle kaldı. Aha böyle çikolata. Neyse. Ondan sonra ayılamadım. Yine böyle gidiyorum geliyorum. Ondan sonra işte sandalye getirdiler. Biraz dışarı çıkartalım falan dediler. Dışarıya çıktım. Ondan sonra böyle bembeyaz her yer. Aa dedim, dedikleri meşhur beyaz ışık bu muymuş dedim.
Her yer bembeyaz, mamamı beyaz görüyorum. Belki de karanlıktan çıktım diye her yeri o kadar aydınlık gördüm ama her yer böyle aydınlıktı. Hiçbir şey anlamadım. Ben dedim cennette miyim Allah'ım? Neyse. Ondan sonra orada da böyle bir 5-10 dakika oturdum. İşte normalde bu kadar uzun sürmüyordu. Böyle bayıldıktan sonra ayılmam. Ama bu sefer çok uzun sürdü. Bilmiyorum, anlamadım neden. İşte ayaklarımı falan böyle kaldırdılar. Böyle bir yere dayadım. Biraz bekledim dışarıda. Ondan sonra su falan dedim. Çünkü çikolata hala buramda duruyor ama böyle. Normalde olsa affetmezdim de. İşte öyle. Mamam su falan gitti aldı. Öyle bir anım. Dedim gidiyorum bu sefer. Allah'ı gördüm cidden. Böyle her yerde hem de. Ben yaptım. Acıktım. Ve böyle kalkınca falan böyle bir yerden eğilince yavaş kalkıyorum. Birkaç gündür gözlerim bir daha kararırsa bu sefer giderim diye. Bu telefon olayı benim artık sabrımı çok zorlamaya başladı. Vallahi patlayacağım. Neyse. Benim bu telefonu biliyorsunuzdur artık. Yurt dışından alınmıştı. Ondan sonra korona çıktı. Açtıramadık falan filan. Sonra bu Aralık, Ocak gibi benim bu telefonum açıldı. Böyle birden açıldı. Bilmiyorum ne oldu. Ondan sonra böyle işte 6 aydır falan yaklaşık kullanıyorum. Yani kullanıyorum dediğim, arama falan yapamıyordum. Yani açtırmadığım için telefonu, pasaporta. Ondan sonra bu geçen işte bu hastaneye gittiğim gün telefonum çekmemeye başladı. Ben dedim ki herhalde binadandır dedim, yani çekmiyordur. Ondan sonra bir baktım, telefonun köşesindeki Vodafone yazısı gitti. Dedim korktuğum şey başıma mı geliyor dedim yoksa. Çünkü bizim bir tanıdığımız da var. Onunla telefonları aynı zamanda almıştık. Onunki de yurt dışındandı. Ona mesaj gitti işte şu zaman telefonunuz kapanacaktır diye, bana gelmedi. Ondan sonra benimki dedim ki benimki kapanmayacak ki falan filan diye geziyorum. Bir baktım tık Vodafone yazısı gitti. Dedim ki al Jenin, sana kapak olsun, böyle bir Allah'tan mesaj. Ondan sonra kaldım ben böyle, ne yapacağım ne yapacağım. İşte çünkü birkaç gün sonra mamamlar da işte Bodrum'a gidiyor. Şu an yoldalardır bilmiyorum. Telefon yok, bir şey yok. Mamam da telefonunu bırakamıyor çünkü ona da lazım. Böyle çok boktan bir olay oldu. O yüzden bir tane daha telefon aldık. Zenginlik. Şaka şaka. Mamamın telefonu da bozuktu zaten. Bir de ucuza geliyordu bayağı. O yüzden aldık. Aramaları bundan. Beni aramak istiyorsanız bu telefondan bulaşacaksınız. Diğer işlerim de, bunu sallıyorum sürekli. Diğer işlerim de normal kendi telefonumdan. Bir telefon radyasyonu yetmiyormuş gibi bir de şimdi iki tane telefon taşıyacağız. Avrupa yakası izliyorum. Piş sulanlar. Gelemiyor. Biz Bakırköy'den geldik. Bu çocuk ta Bağcılar'dan geldi. Sonra bir sokak arasında gelemedi. Buradan Egemen'e sesleniyorum. Egemen ya. Egemen'in neden olmadığını sonra anlatacağım. Ona özel bir konuşma hazırladık. Aptal çocuk. Egemen kardeşimsin ya. Benim değil artık. Çok yoruyor. Ben çıkardım onu arkadaşlıktan. Bu kadar da. Sınavdan sınava artık benim için. Haftayı cumartesi full kesiyorum ilişkimi. Egemen artık sadece öğretmenliğini yapıyor. Geri kalanın sadece yok. Evleri çok pis mi? Çok pis değil. Kabın çok güzel. Teşekkür ederim. Bunu versene. What did he say? Egemen el salla videoma. Beni diğer tarafa koyun, ben diğer tarafta oynarım. Oturtun beni sandalyeye. Bekle bekle, öyle çekmedim.
Ne yapıyor? Ay sen, biz takmadık maske. Sen tam bir malsın. Bu kadar diyorum. Abi şansa sokayım böyle. Vallahi şansa sokayım. Şansa bu senin artık salaklığın yani. Bir kere daha böyle olmuş, hatırlıyor musunuz? Ne zaman? Bir kere daha Egemen korona biriyle görüşmüştü. Evet evet hatırlıyorum. Onun sonucunu bekliyorduk. Ama sonra gelmişlerdi. Ya kardeşim için maç yapmadık mı oğlum? Daha sonra korona olan adamla. Maç oynadık ama hiçbir şey olmadı ya. Ya kardeşimsin, gelecektin sen bize söylemeden. Sonra diyecektin ki aa korona. Sen var ya çok sinsi bir insansın. Hep beraber dururduk karantinamızda. Hepimiz bizim evde karantinadık. Zaten yani. Bir hafta sınavla geçiyor. Ne hissediyorsun Sıla şu an? Kötü. Ne olduğunu merak ediyorum. Ne mi oldu nerede? Arkadaşlar? Hayır. Hani nerede? Battı üstüne. Böcek. Bu mu? Evet. Bu böcek mi? Kanka da korktu. Yürüyordu o. Kanka böyle kıvranıyordu. Kurttu gördüm. Ne o? Bence hiç böceğe benzemiyor ama. Abi yürüyordu. Ya sonra da yedik. Pek fark etmedi ama. Böcek değil ki bu. Ama kanadı var. Bak şu kanadı. Kanadı var. Mustafa yiyor. Bunu yesen ne olur, yemesen ne olur. Ya zor kanka. Ayırt neymiş bu arada gerçekten? Böcek gibi. Ya böcek değil. Mi pis değil mi? Ayırt edemedik. Domino's hemen şey yapıyoruz daha. Domino's bize 10 tane pizza söylemezsen. Allah kutlu olsun lütfen. Avcılara, bağcılara ve Bakırköy'e. Yarasın. Oo afiyet olsun. Ketçap neresi? Bize pizza yollamazsın 10 tane Domino's seni tüketici haklarına şikayet edeceğim. Domino's tamam. Niye? Midem bulandı. İç hiç bir şey olmadı. Böcek varsa da gitmişti. Evet günaydın. Bugün ikinci gün. Sizi galiba en son böcekli pizzada bırakmıştım Sıla'larda. Neyse ondan sonra da çok önemli bir şey olmadığı için çekme gereği duymadım. Şimdi ne yapıyorsan derseniz saat biraz erken. İlk defa bu saatte dışarı çıkacağım. Çok sıkıldım evde. Ve bir kere şey yapmıştım, sahil tarafına inip bir yürüyüş falan yaptım. Sonra orada park vardı, parka falan oturmuştum. Hoştu, ilk defa yapmıştım. Tekrar aynı şey yapmaya karar verdim. Böyle boş boş oturarak olmuyor. Sonra kardeşimi falan okuldan alacağım. Sonra dışarı çıkmaya üşeniyorum. Saat 3 falan oluyor, ondan sonra çıkılmıyor. İşte eşofmanlarımı giydim. Biraz yürüyelim dedim. Dedim ki erken gelmişim. Kimse yok. Çok iyi. Ve şu an eşofman giydiğime çok pişman oldum. Aşırı terledim. Daha başlamadan. Geçen geldiğimde çocuklar falan vardı böyle. Ses yapıyorlardı. Şu an kendimi emekli bir insan gibi hissediyorum. Parka yürüyüşümü yapmışım, parka gelmişim. Tek başıma oturuyorum. Şimdi arabadayım. Biraz çok ses oluyor olabilir ama biraz da karanlık olabilir. Neyse şu an kardeşimi okuldan almaya gidiyorum ve bu videoyu o yüzden burada kapatma kararı aldım kendimce. Çünkü sonra muhtemelen hiçbir şey yapmayacağım, evde olacağım ve full TikTok, televizyon falan izleyeceğim.
O yüzden bu videoyu burada kapatıyorum. Benimle iki gün geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Bye bye.